İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar hocam. Şimdi bugünkü konu için dört farklı içerik belirledim ben. Konumuz normalde canlı derste kullanabileceğimiz etkileşimli araçlar. Etkileşimli araçlar dediğimiz, yani etkileşim ne demek? Karşı taraftaki hem öğrenciyle hem öğretmen arasında bağlantı kurulabilecek araçlar. Şöyle, benim anlatacağım araçlar içerisinde bugün Mentimeter var, Edmodo var, Google Classroom var ve Learning Apps uygulaması. Dört tane uygulamayı anlatmayı planlıyorum ben bugün sizlere. Bu dört etkinlikten de, dört uygulamadan da daha doğrusu yine dört farklı uygulama yapmayı düşünüyorum. Şimdi şu afiş üzerinde önce bir bilgi vermek istiyorum. Belki hiç bunları bilmeyen vardır. Ben her eğitimde tekrar etmekte fayda görüyorum bunları. Bunlardan bizim etkileşimli olarak sıklıkla kullandığımız Learning Apps, Google Classroom, Mentimeter ve ClassDojo var. Edmodo var ayrıca. Neden bu uygulamalar önemli? Çünkü bu web araçlarının aynı zamanda uygulamalarının da olması, sadece Learning Apps dışında uygulamaların olması bir avantaj olduğu için bunlar daha çok kullanılıyor. Tabii bunlarla birlikte bunlar arasında en özel olanı ve en cazip olanından bir tanesi Learning Apps uygulaması. Daha çok oyunlaştırma amacıyla kullanılıyor ve öğrencilere yapmış olduğumuz etkinlikleri oyun vasıtasıyla aktarabildiğimiz zamanlarda bu aracı kullanıyoruz. Bunun dışında bir de Edukendi aracı var mesela. Onu eğitime dahil etmedim. Bununla da alakalı yine eğitim esnasında bilgi vermeyi düşündüm. Eğitim başında da bunu size söyleyeyim. Oyunlaştırma aracı Learning Apps'e alternatif olmasa da bulmaca tarzında eğlenceli ve güzel renkli tarzlarda oyun uygulaması olan bir araç. Yine Edukendi'yi bu açıdan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi eğitime şöyle devam edeyim. Öncelikle öğrencilerimizin yaş seviyesi, yaş konumu bu eğitimler için çok önemli bir özellik, kriter daha doğrusu. Mesela ders esnasında öğrencilerinize bir soru sormak istediniz. Dediniz ki ya çocuklar böyle bir şöyle bir konu var. Bu konu hakkında sizin fikirlerinizi görmek istiyorum. Sizin fikirlerinize ihtiyacım var vesaire. Soru sordunuz öğrencilerinize. Bu Mentimeter aracını kullanabiliyorsunuz. Bunun Menti uygulaması var. Mobil uygulama olarak telefonunuza indirebiliyorsunuz bunu. Web sayfasına giriş sağlıyorsunuz. Ben bu araçların her birinde şu anda sistemde giriş sağladım. Kullanıcı adı ve üye olmayı anlatmıyorum. Buraları anlatmış sayarak ilerliyorum. Onu siz halledersiniz diye düşünüyorum. Ben sayfama giriş sağladığımda bu ekranda size oluşturmak istediğiniz araç listesini sunuyor. Böyle sağ klik yapıp Türkçe'ye çevir dediğimde zaten ekranda görüp Türkçe olduğunu görebiliyorsunuz. Daha önce oluşturduğunuz bir takım anketler varsa o liste buraya çıkıyor. Mesela ben daha öncesinde oluşturduğumuz bir anket var burada. Yaklaşık dersinizde sıklıkla kullandığınız web araçlarını sormuşum mesela. Yaklaşık 82 öğretmenimiz Kahoot demiş. Sonra Canva, Learning Apps şeklinde ilerliyor. Daha başka sorduğumuz, başka yaptığımız bir ankette mesela 110 öğretmenimiz katılımıyla en çok İngilizce, bilişim teknolojileri, sınıf öğretmeni gibi bir takım anketlerde bulunmuştum. Bunları resmi olarak da kullanabilirsiniz. Öğrencileriniz arasında mesela ben geçen okulumda yapmıştım en çok hangi müzik tarz dinliyoruz diye. Öğrencinin %90'a yakını pop cevabını vermişti. Yani lise öğrencilerin popçu olduğunu görmüştüm. Çok garip böyle yani kafanıza göre nasıl eserse öğrencileri tanıtmak amacıyla yapmıştık. Burada yeni sunum demeden önce şu sol tarafta ilham menüsü var. Burada kullandığınız hangi sunum aracının hangi içeriğe sahip olduğu, nasıl bir görüntüye sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Siz ders kazanımınıza göre, karşınızdaki öğrenci kitlesine göre burada size uygun aracı seçip sunuma ekle diyerek sunum olarak bunu yapabiliyorsunuz. Bu bir sayfalık da olabiliyor, iki sayfalık da olabiliyor. Yani öğrenciye üç sayfa bir sunum yaptırıp birincisinde anket, ikincisinde doğru yanlış, üçüncüsünde de bir şey girmesini isteyebilirsiniz. Sunum olarak da ayarlayabilirsiniz bunu. Yeni sunum dediğinizde mesela şuraya deneme yazayım ben. Bir sunum aracı oluşturayım. Burada öğrencilere sorduğum soruyu mesela size sormak istiyorum. Şurada mesela ne yapalım? Şöyle ranking şu yüzdelik olan mesela en çok
En çok. En çok mesela hangi müzik türünü dinlersin? Şurada işte rock. Size de soralım bakalım ne cevap çıkacak. Arabesk. Şöyle bir de karışık diyelim mesela. Burada tabii Mentimeter kullanırken bazı import kısımları var. Dışarı aktarma vesaire birçok özelliği var. Bunlar tabii ücretli. Birçok web aracında olduğu gibi bunun da ücretli bazı kısımları elbette var. Açma kapatma bölümleri var. Şuradaki hatta üst tarafta yer alan linki falan da kapatıp açabiliyorsunuz. Farklı tarzda özellikleri var. Burada aniden ders esnasında öğrencilerinize bir şey sormak istediğiniz bu kısımda tamamen o işe yarıyor. Yani bu web aracı o işe yarıyor. Onu yaptırıyorsunuz ve bittikten sonra şar. Evet şurada öğretmenlerimiz cevaplamaya başlamış. Şu linke girmişler hatta. Şurada bir copy link var. Öğrencilerinize chat bölümünden bu linki gönderiyorsunuz. Şurada chat bölümünü seçelim mesela. Chat bölümünü seçtim. Öğrencilerime Menti özel linkini kullanarak gönderdim. Dedim ki çocuklar linke tıklıyorsunuz. Bir tane şık seçiyorsunuz ve cevaplıyorsunuz. Bunu soru olarak da sorabilirsiniz öğrencilerinize. En çok hangi sorunun doğru cevaplandığını görebilirsiniz. Burada öğrencileriniz bir seçenek seçecektir ve en çok seçilen seçeneğin sınıf içerisinde dağılımını şu şekilde istatistik olarak da görebiliyorsunuz. Mesela şu an yaptığımız ankette 16 öğretmenimiz katılmış. Karışık müzik, pop müzik, rock müzik, arabesk müzik tarzında görebiliyorsunuz ve etkileşimli dediğimiz şey aslında da bu. Canlı olarak öğrencilerinizin yaptığı, tıkladığı şey sizin karşınıza direkt olarak bu şekilde gelebiliyor. Burada birçok özellik var. Aslında yine onları kullanabilirsiniz. Burada şu an ben bir slide ekledim. Bir slide daha ekleyebilirim. Eklediğim bu diğer slide'da yine aynı şu IP diyorum da burada bir kod ile giriyorsunuz ya ya da bir link ile giriyorsunuz. Yine girdiğiniz bu link ve kod ile ikinci slide'ı da öğrencilerinizi onaylatabiliyorsunuz. Yani 10 farklı slide, 10 farklı soru sorup 10 farklı istatistik sonuçlar alabilirsiniz burada. Anlık olarak yapabilirsiniz. Hadi oturduk, çay içiyoruz. Hadi bir anket yapayım ben size. Bakalım ne olacak dediğiniz. Yani böyle arkadaşlarınız arasında da bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz yine. Siz de bu şekilde kullanımını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında oyunlaştırma aracımız var. Learning Apps ve gerçekten çok güzel ve öğrencilere çok uygun içeriklere sahip bir araç. Bu kendisi tamamen öğretmenlerin hani ilkokul, ortaokula yönelik etkinliklerine, şeylerine göre hazırlanmış. Yani çok eğlenceli içerikler var. Bunu içerisinde öğrencilerinizin Mentimeter'da da Learning Apps'te de herhangi bir kullanıcı yani hesap bilgisi açmasına gerek yok. Sadece siz kendiniz bir hesap açıyorsunuz bu araç kullanarak. Mesela bir araç açtım. Burada önce bir sınıf oluşturmanız gerekiyor. Mesela sınıfım adı sınıfım diyorum ben buraya. Bir sınıf oluşturuyorum. Bu sınıfa öğrencilerinizi eklerken şöyle yapıyorsunuz. Mesela bir uygulama oluşturalım önce. Bu uygulamada mesela diyelim ki öğrencilerin bir ne yapsınlar? Kelime yığını mesela şu şekilde ya da bu mu olur? Neyse bunu yapalım. Mesela bir kelime yığını verelim öğrencilere sağ tarafta. Bunları bu şekilde bularak öğrencilerim kaydolsunlar. Sonra başlık yazıyorum mesela. Başlık kısmını yazıyorum. Açıklama kısmını yazıyorum. Burada resimlerle yapabilirsiniz, yazılarla da yapabilirsiniz. Mesela ben öğrencilerimden şehir bulmalarını istiyorum. Bakın burada birçok tarzda oyun var. İçerik gerçekten çok geniş. Yani sadece bulmaca değil, şurada kendi alanlarına yönelik birçok içerikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve mesleki eğitici kurumlar, kurslarla uygun birçok oyun var. Şuradaki sağ üstteki imleci seçtiğinizde size hangi kademeye uygunsanız o kademeye uygun oyun listesini getiriyor. Yani ben ortaokul öğrencilerine giriyorsam, ortaokulu seçtiğimde ortaokul öğrencilerine uygun oyunlar bulabiliyorum. Ya da okul öncesini seçtiğimde okul öncesi çocuklarına uygun oyunlar var. Bunları burada link üzerinden dijital ortamda öğrencilerinize oynatabildiğiniz gibi bunları fotoğraf olarak Ctrl P yardımıyla mesela projenizi yaptınız. Şöyle Ctrl P yapıp
Çıktı olarak oyun şeyini öğrencilerinize dağıtabilirsiniz. Mesela bu sayfayı çok beğendim bu şekilde. Bunu print screen yaptım, ekran görüntüsü aldım. Öğrencilerimi çıkarttım. Sonra bunu anaokul öğrencileri, öğretmenleri bunları zaten çok iyi biliyor. Kesip öğrencilerimi gerçek bir oyun haline dönüştürebilirim. Şurada bir link var zaten. Başka anaokulu öğretmenlerinde de bu linki paylaşabilirim. Ya da mesaj olarak gönderebilirim vesaire. Bu tarz içeriklere sahip. Burada başlık kısmına, hani uygulama kısmına çok geçmiyorum burada. Sadece şunu söyleyeyim. Burada uygulamalarınızı bitirdiniz. Mesela şurada işte İstanbul yazdım. Bir tane daha yazayım. İşte mesela Ankara yazdım. Oyununuza öğrencinin karşısına çıktığı anda burada birçok mesela şurada kısımlar var. Açıklama kısmı var. Ondan sonra ipucu eklemek istiyor musun? Ya da aranan kelimeleri göster, sağ tarafta bunları bulacaksın diye. Ya da maşallah doğru çözüm buldun diye öğrenciye ne şekilde bir dönüt vermek istiyorsun oyun esnasında vesaire bunlar var. Ve bu şekilde bir oyun karşınıza çıkıyor. Ön izleme olarak karşınıza çıkıyor. Başlat uygulamayı kaydet dediğimde sisteme bu şekilde kaydoluyor. Ve siz kaydolan oyununuzu daha sonra şurada link var. Bu link üzerinden öğrencilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Tabii bütün bunları yapmadan önce şurada var olan, mesela ben daha önce yaptım, burada birçok uygulama var. Hangi oyununuzu yapmışsanız mesela sınıfın içerisine şurada uygulamayı klasöre taşı diyorum. Şurada oyunlar, sınıfım veya farklı şekillerde kategori oluşturup yapmış olduğunuz oyunları kategorize edebilirsiniz. Mesela şu konuyla alakalı oyunlarım, bu konuyla alakalı oyunlarım veya işte şu tarzdaki içeriklerim veya bu tarzdaki içeriklerim diye. Ve sınıflarınıza girdiğinizde de şuradan uygulama ekle butonuna bastığınız zaman yaptığınız diğer uygulamaları, hangi uygulamaları yapmışsanız mesela bu uygulamayı sınıfınıza ekliyorsunuz. Bu sınıfınıza eklediğinizde otomatik olarak öğrencilerinize bu bilgi, bu sistem gidiyor. Hiçbir şekilde öğrencilerinizin bir şey yapmasına buradan gerek yok. Sadece siz buradan öğrencilerinizi şuradan bir kod vereyim ben size. Evet, mesela şu an bir link paylaşıyorum. Bir link üzerinden sınıfınıza davet edebiliyorsunuz. Şöyle o linki de yine gönderdim. Ya da öğrencilerinizi kendi elinizle ekleyebilirsiniz öğrenci listesini veya kare kod kullanarak da benzer şekilde öğrencilerin sisteme dahil edebiliyorsunuz. Burada öğrenci hesapları mesela isim, soy isim, giriş ve şifre liste olarak kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Mesela ben Ali işte ne bileyim Demir böyle bir öğrenci belirledim. Bakın sistem bana kendisi otomatik olarak bir kullanıcı adı ve şifre veriyor. Mesela ben bu linke tıkladığımda, Learning Apps'e tıkladığımda bu kullanıcı adı ve şifreyle öğrenci olarak giriş yaptığımda otomatik olarak sınıfın içerisine dahil oluyorum. Ve sınıfın içerisine dahil olduğum zaman da hangi sınıfımda hangi uygulamalar var, onlar benim otomatik olarak karşıma zaten çıkıyor. Bununla alakalı hatta öğrencilerin hangi saniyede hangi uygulamayı yapmış, bunları buradan da yine görebiliyorsunuz. Birçok içeriği burada var. Mesela burada şöyle bir uygulama yapayım diyeceğim ama zamanımız kalırsa buraya dönüş yapıp buradan da güzel bir uygulama yapalım sizlerle. Çünkü bunun uygulaması gerçekten çok keyifli. Ama burada tek en önemli ipucu, en çok bilmeniz gereken şey oyunların zenginliği. Burada birçok alanla alakalı oyunlar var ve sadece oyunları eklediğiniz zaman metin değil, görsel karşılaştırma, metin karşılaştırma, birçok ipucu, ipuçlarının yanında açıklamalar verebiliyorsunuz öğrencilerinize ve her yaş kademede de uygun oyunlar burada mevcut. Hangi oyun tarzını öğrencilerinize oynatmak, göstermek istiyorsanız o içerikler burada var. O bakımdan gerçekten güzel. Şimdi ben diğer bir uygulamaya geçmek istiyorum. Google Classroom'a geçeceğim. Google Classroom öğretmen gözünde çok şey görünüyor. Yani biraz zor görünüyor. Hocam ben bunu nasıl yapacağım, nasıl kuracağım, nasıl seçeceğim? Daha çok yaş grubu olarak Learning Apps'te okul öncesinden okul sonrasında hatta yani üniversite kademesinde olduğunda söyledik. Mentimeter'da da yine ortaokulda, lisede de kullanabildiğinizi söyledik. Classroom biraz daha çok lise öğrencilerine uygun. Belki ortaokuldaki özel öğrenciler kullanabilir ama yani özel okul okuyan öğrenciler
Çünkü birincisi Gmail hesabı gerekiyor, bir mail hesabı gerekiyor kullanmak için. Ayrıca öğrencilerinizin biraz teknoloji bilgisinin iyi olması da gerekiyor diye düşünüyorum. Burada ben soruları görmedim bu arada. Soruları en son alsam çok iyi olur. Üye olmalarından bahsettim. Mentimeter'da üye kaydı yok. Şurada zaten ilk başta gösterdiğim afişte sadece üye olmak gereken hangi araçlar var? Sadece üye için hesap açması gerekli olan Google Classroom, Edmodo ve ClassDojo'da sadece üye hesapları gerekiyor. Diğerlerinde üye yok. Yani bir Quizizz'de, Socrative'de, Google Form'da, Kahoot'ta bunlardan mesela üye olmadan bunları yapabiliyorsunuz. Yani şekilde Learning Apps'te. Yani şöyle, karşı taraftaki insanın üye olmasına gerek yok. Öğretmen kullanıcıyı oluşturabilir. Kullanıcı ücretsiz sisteme girebilir. Yani hani kayıtsız sisteme girebilir. Yani öğrenci karşı tarafta yorulmuyor. Diyeceksin ki oğlum kullanıcı adım bu. Bununla sisteme giriş yapıyorsun. Sistem seni otomatik sınıfa atıyor. Mesela bir önceki Learning Apps'te öyleydi. Sistem zaten öğrenci tanıdığı zaman bu öğrenci oradan başlıyor. Google Classroom, Google'un kendi hesabı üzerine, daha doğrusu kendisine bağlı entegre edilmiş şekilde çalışan bir sistem. Altyapısını Google Drive'den alıyor. Yani Google Drive'da yüklü olan birçok dosyanızı Google Classroom'da otomatik paylaşabiliyorsunuz. Google Classroom'un hangi Google uygulamalarıyla bağlı çalıştığı zaten şurada hemen Google'un sağ tarafında görünüyor. Burada diğer içerikleriyle birlikte Google Classroom'u kullanabiliyorsunuz. Burada öğrencilerinize bir sınıf açacaksınız. Öğrencilerinizi sınıfa toplayacaksınız. Mesela bir sınıf oluşturmanız gerekiyor önce. Bir sınıf oluşturalım. Sınıfımız, sınıf hatta Burak Hoca'nın sınıfı. Bölüm, öğretmen bölümü, konu, ders. Bu arada bunlar çok önemli değil. Oluşturalım mesela. Önce bir sınıfınızı oluşturmanız gerekiyor. Yine aslında şu var. Bu etkileşimli web araçlarını seçme sebebim hep ortak. Birincisi etkileşimli araç dediğiniz şey öğrencinin de kullanabileceği bir araç olacak. Sizin de ve öğrencinin yaptığı bir şeyi siz de ekranda görebileceksiniz. Bunun için ne gerekiyor? Birincisi sizin sınıf oluşturmanız gerekiyor. Edmodo'da sınıf oluşturma, Classroom'da sınıf oluşturma. Mesela ClassDojo kullanıyorsanız yine benzer sınıf oluşturma. Yani etkileşimli araçlarda Mentimeter özel olarak ve ilk olarak anlattım. Anlık olarak şey yapabiliyorsunuz diye kullanır veya öğrencilerinize hani eğlenceli vakit geçirirsiniz diye anlattım. Ama sınıf uygulamalarında, sanal sınıf uygulamalarında öncelikli olan bir sınıf oluşturmanız. Şurada size bir sınıf kodu veriyor. Google Classroom uygulamasını ben indirmişseniz eğer telefonunuza Google Classroom uygulamasına girin. Orada sınıfa katıl seçeneği var. Şu kodu yazın oraya ya da ben size davet bağlantısı kopyalayayım. Chat bölümüne yine bunu yapıştırayım. Tıpkı öğrencilerime gönderdiğim gibi size de bunu gönderiyorum. Bu bağlantıyı kullanalım. Şöyle bir dakika bekleyelim. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz gelsinler. İki tane öğrencim gelmiş mesela benim Google Classroom'daki sınıfıma. Şimdi ben buraya bakıyorum. Burada öğrencilerim var. Bağlı bulunan sınıfıma bağlı bulunan öğrencilerim var. Google Classroom'un en güzel taraflarından bir tanesi şu. Size bir akış veriyor. Sınıf çalışmaları veriyor. Kişiler veriyor ve notlar bölümü veriyor. Bunların her birini ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Mesela şu an Özlem Hocam 21-22'de bir mesaj yazmış. Mesela Merve Şahin Hocam iyi yazmış. İyi diyorum, hay yazmış. Mesela Fırat Hocam, hocam emeklerinize sağlık yazmış. Mustafa Hocam teşekkürler yazmış. Burada yine Birsel Hocamın Mentimeter'i kullanacağım yazmış. Şimdi tabii akış güncellenince telefondan veya buradan da anlık olarak bunları görebiliyorsunuz. Google Classroom'da birincisi sınıfınızı oluşturdunuz. Öğrencileriniz geldi. Tamam, okey. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Sınıf çalışmaları bölümünde ne yapmanız gerekiyorsa artık onu belirliyorsunuz. Burada bakın sınıf drive klasörü diyor. Sınıf drive klasörü dediği sizin kendi driver'ınız yani Google Drive'ın Google kullanan yani Gmail hesabı olan herkese 15 GB'lık bir depolama alanı var, alanı veriyor. Bu 15 GB'ı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani internete bildiğiniz internette bir oda gibi düşünün. Oraya 15 GB'a kadar dosyalarınızı yedekleyebiliyorsunuz Gmail hesabı üzerinden. Bu drive klasörü diyor. Kendine bir drive klasörü oluştur. Buraya içeriklerini at diyor. Mesela
İster diyor ödevlerin olsun, çalışmaların olsun. Benim mesela şu an %89 dolu drive'ım ve bayağı bir ödevim var, çalışmam var burada. Buradan dosyalarımı çekebiliyorum. Yani ne işime yarıyor bu? Yarın okula gittim, akıllı tahtada Gmail hesabımı açtım. Benim Gmail hesabımda 2 GB'lık bir video var. Ve ben hangi sınıfa girersem gireyim, Gmail hesabımı açıyorum, o videoyu izletiyorum. Dersim bitince hesabımla çıkış yapıyorum ve bitiyorum. Flash bellek taşımıyorum. Dolayısıyla bir nevi benim için avantaj haline dönüşüyor bu durum. Burada oluştur dediğinizde karşınıza çıkan 5 farklı seçenek var. Bu seçenekler önemli. Burada soru, test ödevi ve ödev şeklinde çalışmalar var. Mesela ödevi seçiyorum ben. Dedim ki bana herkes bir şiir yazsın. Mesela bir şiir yazdım. Buraya gönderdiğim ödevi bağlantıyla, bir link ile destekleyebilirim. Mesela şu bağlantıyı izleyin, o bağlantıda gördüğünüz şeyleri bana yazın. Bir dosya gönderebilirim ki en çok kullanılan, en sıklıkla kullanılan budur. Bir de YouTube linki var. YouTube zaten Google'a ait olduğu için YouTube'u her yere gömüyor, entegre ediyor, yani embed ediyor. Ben burada öğrencilerime talimat listesinde şiirlerinizde kafiye olsun diyorum mesela. Dediniz ki burada hangi öğrenciye göndereceksin bunu? İşte mesela mesela Berna Hoca'ya mı, işte Birsel öğrencini mi, Esma'yı mı, Fırat'ı mı, Gül'ü mü, kime göndereceksin? Ben tüm sınıfa göndereceğim diyorum. Tüm sınıfı buradan seçiyorum ben. Sonra gönderdiğim bu proje, bu ödev kaç puan üzerinden olacak? 100 puan üzerinden olacak. Bir teslim tarihi var mı bunun? Var, evet. Yarın son gün dediniz. Saat olarak da saat 22.00'da dediniz. Neyse, ya da 22.00. Bir tarihte koyabiliyorsunuz. Burada güzel tarafı şu, Classroom'da kendiniz konu oluşturabiliyorsunuz. Mesela matematik öğretmeniyseniz, işte üslü sayılar, karekökü sayılar, farklı şekillerde konu içeriğine sahipseniz, bu ne işinize yarıyor? Hangi konudan kaç tane ödev göndermişsiniz öğrencilerinize? Bu konuda konu içeriklerinde, başlıklarında onları burada görebiliyorsunuz. Daha sonra notlandırma anahtarı var ki bu gerçekten yine çok önemli bir ve güzel bir özellik. Öğrencilerinize hangi alanda bir ölçeklendirme yapabiliyorsunuz? Mesela diyorsunuz ki ödev gelmişse 5 puan, ödev gitmemiş, yani ödevi zamanında teslim etmişse 5 puan, en erken teslim edene daha çok puan gibi. Burada puan anahtarı oluşturup bakın ölçüt başlığı, açıklaması, puanı burada verebiliyorsunuz. Yani okul idarenin size hocam sen bu çocuğa 100 puan verdin ama kriterleri nedir? Yani neye göre bu 100 puanı verdin? İşte hocam benim notlandırma anahtarım sistemde bu şekilde. Ona göre not verdim hocam deyip karşısına bu şekilde çıkabilirsiniz. Böyle bir ödev verdim ve ödevlere bastığınızda şu anda tüm ödev tüm öğrencilerinize gidiyor. Öğrencilerin sistemine düşüyor. Onlara bildirim geliyor. Sizden ricam bir şiir yazın oraya. Cevap olarak bir gönderin. Şöyle bir dakika bekleyeyim ben sizleri. Evet, 25 öğrencime gönderdim ben bunu. 25-26 öğrencime gönderdim. 2 öğrencim teslim etmiş. Evet, çok güzel. 2 öğrencim şu an teslimlere bir bakıyorum mesela. Gül hocam şu an teslim etmiş. Bir bakıyorum bana gönderdiği ödeve. Bakıyorum ne teslim etmiş bana. Şimdi ödevini açıyorum sistem üzerinde. Ödevin adı ne? Bana herkes bir şiir yazsın. Ben bunu gönderdim. Şu anda mesela Merve Şahin hocam bir tane şiir göndermiş bize. Bir şiir göndermiş öğretmenimiz bize. Ben dedim ki, şu ikinci satırda atıyorum demiş ki, Niksar kelimesini yanlış yazdın diyorum mesela. Şuraya bakın. Yanlış. Yanlış kelime yazdım diyorum mesela. Şuraya. Bakın hemen not olarak ekliyor. Ya da şu gittiden sonra İşte nokta olacak kızım. Bundan sonra nokta koyacaksın. Burası yanlış deyip yine bu kısmı da not alabiliyorum. Ve öğrencime ödevini baktım, beğendim. 100 üzerinden noktalama yanlış yaptığı için 95 veriyorum. Ve istersem de notla beraber, yani şimdi ödevine çalıştın, gayet güzel olmuş ama bir dahakine şunu şunu da yapmayı unutma. Biliyorsun ben seni çok seviyorum ama ödevlerinden asla geri kalma, noktalama şartıyla çalış. Öğrencimizde hafif gaza vererek öğrencimize bir özel bir mesaj da atabiliyoruz. Yayınla dediğimizde bu gizli yorumla birlikte bu öğrenciye verdiğiniz içerik tamamen öğrenciye gidiyor. Tekrar ödevime geliyorum ve
Bakıyorum sonra bir öğrenciye not verildi görünüyor. 6 öğrenci teslim etti. Bir öğrenciye not verildi. Verdiğim notları da şurada durum bilgisine göre öğrencilerimi ada göre sıralayabiliyorum. Soyadına göre sıralayabiliyorum veya durum bilgisine göre yine şuradan sıralama yapabiliyorum. Not vermişsem evet öğrencim de bana teşekkürler diye yanıt vermiş mesela. Diğer öğrencilerime de aynı şekilde teslim ettiyse notlarına bakıp notları inceleyebiliyorum. Yani arkadaşlar Google Classroom'un en güzel tarafı öğrencilerinizin gönderdiği ödevleri ayrı ayrı bak. Şöyle görselleri açtığım ödevlere bakıyorum. Mesela bir ödev daha gelmiş. Gözüm aklım fikrim var deme hepsi öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür diyor. Bir şiirimiz var. Evet mükemmel hata yok hiçbir şey yok. 100 üzerinden 100 veriyorum. Öğrencime gönderiyorum. Şimdi Google Classroom'un verilerle kullanabilirsiniz. Öğrencilerinizle kullanabilirsiniz. Öğrencilerinizle birlikte dediğimiz gibi lise yaş grubuysa öğrenciler çok keyifli olacaktır bu içerikler. Çünkü Gmail hesabı üzerinde olduğu için burada not sistemi, not puanlama anahtarı çok önemli. Tabii 30 dakikada, 20 dakikada bu anlatılacak bir uygulama değil. Sadece şunu bilmeniz gerekiyor. Bütün yaptığınız içerikler, bütün yaptığınız şeyler sistemde kaydolabiliyor ve bunu nota dökebiliyorsunuz. Öğrenciniz ödevini gönderdi. Burada ben resim olarak istedim size bunu ama bunu Word olarak da gönderebiliyorsunuz. Öğrenciniz size Word belgesi gönderdi. Onun yani Word dosyasını kelime kelime inceleyip detaylı olarak yorumlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir avantaj. Hatta beğendiniz bu ödevi. Masa üstünüzde bir klasör açtınız. 9A ödevleri diye. Şuradan bilgisayarınıza indirip indirdiğiniz bu ödevi 9A'daki o klasöre atıp öğrencilerinizin size gönderdiği ödevleri dosyalama halinde de bilgisayarınıza da tutabiliyorsunuz ayrıca. Bu sistem hep aynı. Bir web aracı var. Ben buna giriş sağlıyorum. Gmail hesabımla girdim. Kullanıcı adı oluşturdum. İlk yapmam gereken bir numarada ne var? Sınıf oluşturma. Sınıfımı oluşturdum. Tamam. Daha sonrasında öğrencilerimi sınıfıma ekleme. Kimi web aracında davet yoluyla, kimi web aracında da link yoluyla davet etme imkanınız var. Davet linkini gönderdim. Eğer öğrencileri ben kendim sisteme dahil etmişsem, ki Learning Apps'teki gibi kendiniz şifre oluşturabiliyorsunuz bazılarında, kendiniz oluşturursunuz. Değilse öğrenciniz kendi bir hesap oluşturup sisteme dahil oluyor. Siz oluşturdunuz. Öğrenciniz geldi. Sırada ne var? Onlara ödev gönderme. Ödev kısmı, proje kısmı kimi web aracına göre değişiyor. Mesela Edmodo'da farklı eklentiler var. Google Classroom'da farklı eklentiler var. Learning Apps'te oyunlaştırma araçları var. Bir 3-4 tane bilseniz araç olarak zaten size fazla fazla bunlar yetiyor. Ve ben oturum aç diyorum. Edmodo'da bir Google hesabı istiyor benden veya Google'la giriş yapmışsam daha önce Google üzerinden hesabıma giriş sağlıyorum. Edmodo'nun güzel tarafı ortaokul ve lise öğrencileri bu uygulamayı indirdiklerinde size bir sınıf veriyor. Sınıfla beraber sınıf dışında bir de kulüp etkinlikleri. Ben mesela bol bol kulüp oluşturmuştum burada. Öğrencileriniz bir sınıf oldu diyelim. 9A sınıfı, 9B sınıfı, 9C sınıfı. Benim sınıflar dışında bir de kodlama kulübüm var. Mesela 9. sınıf öğrencilerimle oluşturduğum bir kulüp. Bunlar da 5 kişi, 6 kişi mesela. Öğrencilerinizi sınıflayıp sınıfları gruplandırabiliyorsunuz. Bu tarz içerikler çok fazla burada. Öncelikle yine bakın aynı yere geliyoruz. Mesela diğer araçlarda da olduğu gibi keşfet var, sınıflar var, ana sayfa var, mesajlar var. Bakın hep aynı şeyler. Yani içerikler tamamen aynı. Sadece şeyler değişiyor. Burada daha öncesinde öğretmenlerinizin size yazmış olduğu bazı mesajlar var. Burada evet, mesela bir dosya var. İşte thanks for education var. Mesajlarınız var. Sınıflar bölümünde sınıf oluşturmuşsanız sınıflarınızın şurada hangi tarihte hangi ödev geldi veya sınıfınızın ilerlemesi, öğrencileriniz ne durumda bunları görebiliyorsunuz. Mesela burada benim yine öğrencilerim var. Sınıfımda var olan diğer öğrencilerim. Edmodo'da güzel taraflarından biri yine şu. Her yer zaman zaman öğrencilerinize rozet verebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki bu hafta işte atıyorum Ali ödevini yaptı. Ali'ye bir rozet verebiliyorsunuz. Mesela Ali o an o haftanın popüler bir şeyi olabiliyor. Yine
kapattım ben bunu. Yine Classdojo'da da bu uygulama var. Orada da bunu kullanabilirsiniz. Şuradan bir sınıf oluşturalım. Bunun uygulamasını yapmayı çok istiyorum. Çünkü gerçekten Edmodo'nun içeriği ve kullanımı çok zengin ve çok güzel. Bir de bu uygulamalar arasında mobil uygulaması en rahat ve en güzel olan araç bu. Şuraya sınıfım diyorum. İşte öğretmenler grubu. Burada yetişkin eğitimi, konu olarak bilgisayar teknolojisi. Bir sınıfımı oluşturdum. Tabi alt konu kompütür teknoloji. Bir sınıf oluşturdum. Ve her araçta olduğu gibi, yani her derken diğer sınıf araçlarında da olduğu gibi, bakın hemen bir içerik geliyor. Sınıfını keşfet, öğrenci ekle. Tamam, öğrenci eklemek istiyorum. Öğrencinin adı soyadı. E-posta. Bakın hemen burada çıkıyor. Bir de nerede vardı bu? Learning Apps'te vardı. Oluşturduğum sınıfta öğrencilerimi kendim ekleyebiliyor muyum? Mesela isimlerini ve e-postalarını bu şekilde. Ama ben bunlarla, yani teker teker eklemek yerine invite seçeneği var. Davet et. Tıkladım. Bakın ne verdi? Sınıf kodu. Öğrencilerim Classdojo'ya, Edmodo'ya giriyor. Sınıfa katıl diyor. Bu kodu yazıyor. Tıpkı Classroom'da olduğu gibi veya işte Learning Apps'te şeyde olduğu gibi. Burada da yine bir sınıf kodu var. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz tabii. Ben burada bunu öğretmenlerimle paylaşmak istiyorum. Öğretmenlerle paylaş seçeneği var ve bunu geliyorum chat bölümüme şu şekilde yine şöyle yapıştırdım. Eğer öğretmenlerimin herhangi bir Edmodo hesabı varsa bu linke tıkladıklarında otomatik olarak benim sınıfıma geliyorlar yine bu şekilde. Bakın sistem aynı, bilgi aynı, kullanım aynı, mantık aynı. Önemli olan bunu kavrayabilmek zaten. Bunu kavramadıktan sonra 5 saatte ben bunu buradan anlatsam hiçbir şekilde bize tavsiye şey etmez. Hani etki etmez. Yani sisteme giriş yapmayı, bakın tekrar anlatıyorum. Sisteme giriş yapmayı, sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenci ekleme, öğrenci davet etme ve öğrencilerle ödevler, paylaşımlar, gerisi zaten kullandığınız aracın özelliklerine bağlı. Edmodo'nun iyi taraflarından bir tanesi bildirimler. Bakın burada mesela 3 tane öğretmenim şu an sınıfa katılmak için. Evet, kabul et, kabul et. Güzel tarafı bu Edmodo'nun. Edmodo'da şöyle bir özellik var. Mesela 9A sınıfını oluşturdum. Sanal sınıfını ama 9B'deki öğrenci size istek atabiliyor. Sınıftan yani kabul etmeyebiliyorsunuz. Classroom'da da sınıfın dışına atabilirsiniz. Learning Apps'te de silebilirsiniz yine aynı şekilde. Öğrencilerinizi, istediğiniz öğrencileri, dışındaki öğrenci, bu benim başıma çok geliyor. Yani linkler karışabiliyor bazen. Öğrenci yanlış sınıfa dahil olabiliyor. Bunları, öğrencileri tabii silmek demeyelim de sınıfını değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Ve sınıfınızı oluşturduktan sonra şurada sınıfınızın klasörleri, sınıfınızın üyeleri, öğretmenleriniz, şurada yine onayla diyorum, bekleyen öğrencileriniz ve küçük gruplar oluşturmuşsanız da bakın şurada yine küçük gruplar çıkıyor. Yani burada küçük gruplara ne olabilirsiniz? Kulüplere ayırabilirsiniz mesela. İşte spor kulübü, edebiyat kulübü. Mesela edebiyat kulübünü seçtiniz. 3 tane öğrenciniz var. Bunlara buradan ek bir çalışma gönderebilirsiniz. Bu haftaki çalışmanız şu çocuklar, bunları yapacaksınız. Bana teslim tarihiniz şu. Şu tarihe kadar bakın sağ tarafta ödevler kısmı var. Buradan bu haftaya kadar teslim edeceksiniz. Yani böyle ilk baktığımızda o kadar zor, o kadar şey gibi geliyor ama aslında içerikler hiç o şekilde sandığınız kadar zor değil. Edmodo'nun en güzel taraflarından biri şu arkadaşlar. Öğrencilerinizi velisine bağlayabiliyorsunuz. Mesela Ali öğrencimin velisi işte Ayşe teyze. Ayşe teyzenin Edmodo hesabı. Açıyor kendisi bir Edmodo hesabı. Ben diyor ki ben öğrencimi kendim takip etmek istiyorum. EBA'da nasıl bir veli sistemi var ya. Ayşe teyzem de açıyor. Tamam Ayşe teyze diyorum, sen de bir Edmodo hesabı aç. Açıyor. Ben öğrencinin şuradan bakın üyeler kısmına geliyorum. Mesela öğrenci bakıyorum şurada öğrencime. Mesela Yasemin öğrencim var. Bakın ne diyor? Veli bağla. Bastım veli bağlaya. Burada velinin e-postası veya işte veya şuradan davet ediyorum. Velinin e-postasını yazıyorum. Yasemin öğrencimi veliye otomatik olarak bağlıyorum. Ve bu kendi öğrencisinin bu sistemde hangi ödevi aldığını, hangi ödevi teslim ettiğini, hangi ödevi kaç puan aldığını, sınıf içindeki bak diğer çalışmaları değil, sadece kendi öğrencisiyle alakalı olan yerleri görebiliyor. Bu sistem yine Classdojo'da var. Başka bir şey de yok. Classdojo'da yine öğrenci, ilkokul öğrencisi ise
Velisine bağlayabiliyorsunuz. Öğrenciniz hangi gün kaç puan almış, hangi dersten hangi ödevi teslim etmiş veya nerelere kadar gelmiş, yüzdelik kısımlar var mesela, ne kadar ödevini tamamlamış, bunları görebiliyorsun. Mesela ben öğrencinin babasıyım. Akşam eve geldiğimde telefona bakıyorum. Diyorum ki oğlum öğretmenin ödev paylaşmış, geri göndermemişsin. Gel bakayım buraya. Burada veliye bağlayabiliyorsunuz. Öğretmenleriniz, öğrencilerinizi görebiliyorsunuz. Bir ödev ekleyebiliyorsunuz sınıfınızın içerisine veya hangi öğrenciniz hangi tarihte teslim etmiş vesaire. Mesela ben burada bir görev oluşturuyorum veya bir sınav oluşturuyorum bakın. Bir yeni ödev oluşturayım öğrencilerime. Bakın tıpkı Classroom'un aynı ekranı. Yani bu uygulamaların hepsini ayrı ayrı anlatmaya aslında hiçbir gerek yok. Sadece ekran değişik, görseller değişik, sistem değişik sadece. Başka bir şey yok. Ödev başlığını verdim, talimatları verdim. Bakın Classroom'daki seçeneklerin birebir aynı. Sadece ne yok burada? YouTube yok. Classroom'da YouTube vardı. O da Google'a ait olduğu için. Burada YouTube yok. Ata diyorum öğrencilerime bu ödev hop diye gidiyor. Bakın sınıfımı seçiyorum. Son tarihi seçiyorum ve gönderiyorum. Ve ayrıca öğrencilerimizin kaç tanesini velisi sistemde var? Onun da %50'yi yine üst tarafta var. Bu şekilde öğrencilerinizin takibi, öğrencilerinizin şeyini buradan sağlayabiliyorsunuz. Ve ayrıca öğrencilerinize zaman zaman buradan verdiğiniz çalışmaları, öğrencilerinize yapmış olduğunuz şeyleri yine bu sistem üzerinde görebiliyorsunuz. Ben burada hangi öğrencim hangi etkinliği yapmış, burada onu görebiliyorum. Burada öğrenci ekranımda. Ve şurada sağ tarafta da bir rozet kısmı var. Rozetlere tıkladığınızda mesela bir rozet ekliyorum. Diyorum ki haftalık ödev. Haftalık ödev diye bir rozet oluşturuyorum. Buna bir görüntü ekleyebiliyorsunuz. Artı işte mesela 10 puan. Rozeti ekle dediniz. Nasıl bir rozet olsun? Şu şekilde bir rozet olsun. Gruba rozeti ekledim. Mesela ayın öğrencisi bu hafta ödevini kim yaptı? Mesela Sabir hocam ödevini yaptı. Okey dedim. Rozet ekledim. Sabir hocama bu rozet eklenmiş oldu. Bunun verisine de bu bildirim gidiyor. Öğrencime de bu bildirim gidiyor. Ve öğrencim bir nevi level atlıyor. Yani burada yüzlerce rozet oluşturabilirsiniz. Her hafta o öğrencinize içerik ekleyebilirsiniz veya sürekli olarak derse devam ediyorsa dediğimiz gibi yine öğrenciye devam rozeti ekleyip oluşturabilirsiniz. Edmodo'nun sistemi mantığı bu şekilde. Gelelim Class Dojo'ya. Öğretmen önce hesap açması gerekiyor burada. Yine öğrencinin de bir hesap şuradan biraz büyütelim. Şuradan kayıt ol ve giriş seçenekleri var. Öğretmen olarak giriş sağlıyorum. Veli, öğrenci ve okul lideri olarak giriş sağlayabiliyorsunuz. Burada farklı olarak okul lideri seçeneği var. Okul müdürü sisteme girip sizin öğrencilerinizle yaptığınız çalışmaları buradan bakabiliyor, görebiliyor, takip edebiliyor sizi. Şöyle bir öğrenci gözünden bir bakalım Class Dojo'ya. Öğrenci girişi yaptığımda yine bakın standart bazı yolları var. Ne diyor? Diyor ki kare kodla mı girmek istiyorsun? Sınıfın metin kodunu mu girmek istiyorsun yoksa Google hesabınla mı? Öğretmen kendisi nasıl bir sistem oluşturmuşsa öğrenci onunla giriş sağlıyor. Mesela bir metin kodu veriyor size. Ben bunu hemen oluşturuyorum ve size link atıp sizi sınıfa dahil ediyorum. Evet, kaydolmadığımız bir yer kalmadı dedi Yasemin Hocam. Evet, bugün sizi bütün web araçlarına kaydedeceğim. Öğretmen olarak sisteme giriş sağlıyorum. Şuradan bir giriş yap diyorum. Şimdi Class Dojo'da bunun ekranı ilkokul öğrencileri için çok uygun. Yani ilkokul öğrencileri bunu çok seviyor. Çok tatlı bir ekranı var. Burada sizi karşılayan ekran şu şekilde bir ekran sizi karşılıyor. Ve yine dediğimiz gibi sınıf oluşturmayla başlıyorsunuz. Sınıfınız adı ne olsun? Yine sınıfım özel dediniz. Şuradan öğrencilerinizin yaş sınırlamasını seçiyorsunuz ve gördüğünüz gibi okul öncesinden 12. sınıfa kadar burada öğrenci ekleyebiliyorsunuz. Tabii lise grubu bunu pek kullanmıyor. Yine Class Dojo'nun mobil uygulaması var arkadaşlar. Bu uygulamayı mobil olarak da kullanabiliyorsunuz. Şurada velilerle sadece olumlu puanları paylaş. Tüm puanları velilerle paylaş. Puanları velilerle paylaşma. Sınıfınızın ayarlarından bunu belirleyebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben öğrenciye bazen notunu kırabiliyorum. Bunu veliyle paylaşma ama. Veriye sadece artı notları paylaş. Yani
Bunu buradan belirleyebiliyorsun. Zaten velilere notu bir de paylaşma. Sadece olan biteni görsün yeter. Öğrenci ödev teslim etti mi, etmedi mi, ne yaptı, ne etti, sınıfa giriyor mu, devam zorunluluğu var mı vesaire. Bunu bilsin yeter. Burada tüm puanları velilerle paylaşın diyorum. Bir sınıf seçiyorum. Mesela öğrencilerim ilkokul 4. sınıf. Sınıfımı oluşturuyorum. Ve sınıfı oluşturduktan sonra geri kalıyor öğrencilerin girişi. Şurada öğrenci girişi seçeneği var sağ üst tarafta. Tıkladım buna. Öğrenci girişi diyor, nasıl olacak? Şuradan öğrenci hesabı. Bakın öğrencinin biraz önce öğrenci hesabıyla girdiğimiz ekran karşıma çıkıyor. Kare kodla mı girsinler, metinle mi, Google hesabıyla mı? Ben bir metin koduyla girmelerini istiyorum dedim. Config case code sign in diyorum. Evet, bu şekilde bir metin kodu veriyor. Biraz önce girdiğim ekrandan öğrenci girişi yaptığımda bir metin istiyordu. Bu metini öğrenci tıkladığında sisteme direkt olarak giriyor. Bakın sol alt tarafta yoklama özelliği var. Bu sadece bu kısma özel, yani Edmo Class Dojo'ya özel bir özellik. Buna özel bir özellik. Burada yoklamayı anlık olarak kimler şu an sistemde bunu gösteriyor size. Artı olanlara var, onlara artı, diğerleri eksi falan koyuyor. Bu şekilde çalışıyor. Ve öğrencilerinize rastgele gruplar halinde belirleyip bir takım çalışması yapıyorsunuz diyelim. Hocam öğrencilerimizi gruplar haline bölebiliyoruz. Mesela şu an 10 tane öğrencim var dersimde canlı. Bunları 5'e 5 ayırabiliyorum. Sistem bunu kendisi yapıyor. Kırmızı takım, mavi takım deyip öğrencilerime buradan zamanlayıcı koyabiliyorum mesela. Bir zamanlayıcı koyduğum gibi atıyorum. Evet çocuklar, süreniz başladı. Bir soru getiriyorum ekrana. Başlatıyorum süreyi. Hadi bakalım. Gruplar bir çalışma yapabiliyor, etkinlik yapabiliyor. Size canlı olarak onu buradan gönderebiliyorlar. Bu şekilde bir içeriğiniz var. Daha sonrasında sınıf hikayesi bölümü var. Bu sınıf hikayesi sınıfınızda olup bitenleri paylaşmanızı sağlıyor. Şurada bir ödev oluşturabiliyorsunuz buradan. Etkinlik oluşturabiliyorsunuz. EBA'daki etkinlik gibi. Burada tarih, gün, saat, bir takım ayarlar var. Bunları değiştirip değiştirip öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Farklı şekillerde seçenekler var. Dosya ekleme var. Sürükleyip bırak yöntemiyle. Word dosyası, PowerPoint, ne eklemek istiyorsanız ekleyip buraya gönderebiliyorsunuz. Bu içeriği bu. Mesaj olarak öğrencilere, velilere özel olarak mesaj atabiliyorsunuz buradan. Bu özelliği güzel. Mesela Ali'nin velisine mesaj atacağım. İşte bana diyor ki hocam Ali bugün okula geldi mi? Ben ona özelden evet okula geldi diye. Yani okul gruplarındaki özel o yazılımlar, mesela WhatsApp gibi, Telegram gibi atıyorum. Oradaki konuşmaları dijital platforma taşıyan bir araç. Yani bir mobil uygulama üzerinden sınıflarımı, gruplarımı, her şeyimi takip edebiliyorum. Yani güzel tarafı nedir? Günümüze baktığımızda bugün bir WhatsApp'a giriyor bir öğretmen. Kaydolduğu 30 tane grup var. 30 tane sınıf grubu var. Yani ben bir mobil uygulama kullansam, mobil uygulamada sınıflarımı oluştursam, o sınıflarıma hangi gün, hangi saate dersim varsa gönderirim linkimi, öğrencim gelir. Projemi de yine uygulama üzerinden gönderirim. Takibi bana gelir. Bu şekilde bir sistem olsa aslında daha güzel ve daha kolay olur, ama faydalı geçmiştir umarım. Sizlere de, katılan bütün arkadaşlarıma da, herkese teşekkür ediyorum. Buradan hepsine selamlar gönderiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler.